Bu adaletini milletten alır diyerek çizdiği yolda kararlılıkla yürümek arzulayacağız. Huzur toplantısı gündemini arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Erdem Konrak'ın konuşmaları, Zeytinburnu Belediye Başkan Vekili Zafer Aksaç'ın konuşmaları, Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Ali Taşkın Balvan'ın konuşmaları, sorun önerileriniz, kokteyle kapanış. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk şehitlerimiz, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşına davet ediyorum. Arz ederim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hazirin, hoş geldiniz. Bugün emniyetteki ifadesiyle huzur toplantısına onu yapmak üzere toplandık. Yine ilçemizin birikimlerinden Mehmet Altay Bey dediğine göre 14. oluyormuş. Yani ilçemizin hafızası oluyor kendisi. Onun ifadesine göre bu toplantı 14. oluyormuş. Demek ki 14 senedir bu nevi toplantılar yapılıyor. Evet, burada şimdi emniyetimiz ne yaptığı konusunda biraz bilgi verecek. Onu seyredeceğiz. Sonra talep ve öneriler şeklinde, açıklamalar şeklinde devam edecek. Başkanım, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. O da teşekkür etti. İzlemeye devam edecek. Ben sizi şimdi müdür beye veriyorum. O gereğini bundan sonra takip edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutan Temsilci, Belediye Başkan Vekilim, kurum ve kuruluşlarımızın amir ve idarecileri, kıymetli okul müdürlerimiz, başhekimlerimiz, muhtarlarımız, esnaflarımız, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Güvenlik hizmetlerine halkın katılım ve desteğini sağlamak, polis halk ilişkilerini geliştirmek, suçla mücadeleyi etkinleştirmek, polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmek, suçların tespiti ve çözümüne yönelik bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen huzur toplantımıza göstermiş olduğunuz katılmanın sebebiyle en içten şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz.
İlçemizin nüfusu yaklaşık olarak 300 bin civarında olup, ayrıca 100 yılın projesi Marmara'ya açılmasıyla ilçemiz hareketli nüfusu 500 bini bulmaktadır. Zeytinburnu ilçesi iş ticaret merkezlerinin yoğunluğu sebebiyle de insan trafiğinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Bu nedenle polis olarak bizler yüklendiğimiz sorumluluğun bilinciyle halkımızın huzur ve güvenliğini sağlama yolunda kanunların bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmaktayız. İlçemiz bahsi geçen konular itibariyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul'da farklı bir konuma sahiptir. Polis olarak bizler bu gerçeğin farkında olarak Zeytinburnu halkına, hizmet adına azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu toplantılar ile siz halkımızın huzur ve güvenini sağlamak adına yapmakta olduğumuz çalışmalarda değerli görüş ve öneriniz ile bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Asayiş olaylarının azaltılması, gençler arasında yayılma eğilimi gösteren uçucu ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, okul çevresinde gençlerimize zararlı maddeleri satmaya çalışanların yakalanması ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2015 yılı içerisinde 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere iki sefer genel seçim geçirdik. Bu seçimlerle ilgili emniyet teşkilatı olarak gerekli tüm emniyet tedbirleri üst düzeyde alınmış ve seçimlerin huzurlu, güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanmıştır. Çağımız konjonktüründe özellikle kamunun uyguladığı politikalarda insancıl felsefesi çerçevesinde hareket edilmekte ve her şeyden önce bireyin hakları azami ölçüde gözetilmektedir. Birey ve toplumun refahı için üretilen güvenlik hizmetlerinde teşkilatımızın yine en fazla üzerinde durduğu konu toplumun sınırsız desteğini arkasına almak, toplumla birlikte hareket etmektir. Halkın huzur ve güvenliğini halktan bağımsız olarak sağlamak mümkün değildir. Bu sebeple güvenlik hizmetlerinde halkın desteğinin sağlanması zaruri bir ihtiyaçtır. Hukukun üstünlüğünü esas almak, bilgi çağının imkanlarını kullanmak, personelimizin motivasyonunu arttırmak, toplumsal değerleri korumak, toplum, din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit ve güler yüzle kaliteli hizmet vermek, polise duyulan güveni arttırmak, Zeytinburnumuzun, dolayısıyla İstanbul'umuzun huzur ve emniyetini üst seviyeye tutmak için kalite sisteminin sürekli iyileştirmesini esas almak politikamızdır. Yeni bir yıla az bir süre kala gelişen teknolojik gelişmeler ışığında daha huzurlu ve daha güvenli bir Zeytinburnu için planlarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda bizlerden maddi ve manevi destekten esirgemeyen ve yanımızda olduklarını daima hissettiren Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliriz. Temennimiz huzurunuz, amacımız güvenliğimiz, dileğimiz sağlığınızdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'i, herkesin vicdanı kendi polisidir. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır. Sözüyle konuşmamı sonlandırıyor. Hepinize en iyi dileklerimi, saygılarımı sunuyorum, arz ederim. Bizim suçların tasnif sistemimizde vatandaşlarımızın hırsızlık diye bahsettiği bizim mallarına karşı işlenen suçlar bölümünde en çok vatandaşın şikayetçi olduğu gasp olayları
Geçen seneye göre 76, 41'i aydınlatılmış. Bu sene 72, 54 adeti aydınlatılmıştır. Tekrar bu hırsızlık konularında, ortadan hırsızlık konusu geçen sene 451 olay olmuş, 32 adet aydınlanmış. Bu sene 414 olay olmuş, 24 adet aydınlanmıştır. Kapkaç olaylarında geçen sene 40 adet olay olmuş, 11 adet aydınlatılmış. Bu sene 52 olay olup 28 adeti aydınlatılmıştır. Evden hırsızlık konumuz, geçen sene 467 olayımız olmuş, 45 olayımız aydınlatılmış. 304 olay olmuş bu sene, 42 olayımız aydınlatılmıştır. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık konumuzda, geçen seneki rakamlar 385 olay, 81 adet aydınlatıldığını, bu sene 347 olay, 87 adetin aydınlandığını gösteriyor. İlçemizdeki en fazla artan suçlar kısmına baktığımız zaman 5607 sayılı kanun dediğimiz kaçakçılık ve mücadele kanunu geçen sene 29 iken bu sene 83 adete çıkmıştır. Soruya sonra cevap vereyim, diğer soruları da alıp. Hocam, Yesevi Sokağı'nda trafik sorunu vardır. Trafik sorununda şöyle bir şey var, kamyonlar duruyor. Burada esnaf çok rahatsız, hem de fazlasıyla bir de durmayı fark ediyor, onun arkasını bir daha fark ediyor. Kamera var. Pardon. Başka bir konu. ...75 taksit 2 sokak. O cami Doktor Eşit Ahmet Tabipaşa İlkokulu'nun ortaokulunun önünde kurulan çok. Bu satıcılar için. Bizim sıkıntılı yaşadığımız bir yer. Yani 75 taksit, iki çıkmazı. O okulun önüne giden sokak ayrı devam ediyor. Burada sıkıntımız çok büyük. Bunun önüne geçmemiz lazım. Günler, Veli Efendi, ilgi evinin önünde akşam 4-3 gibi bazı problemler oluyor. Buralarda bazı sıra polis durarsa çekilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Problemi hangi problemler?
motor farkla ilgili asayiş problemi. Bu Hocam Ahmet Yesevi de kamyonlar yok yok bu asayişte bir gibi gelsin dediniz. Şöyle hocam bilgi evinin önüne gençler dolaşıyor. Akşamları rahatsız ediyor oluyor vatandaş. Bilgi evinin önünde. Evet. Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürüm, Sayın Başkan Yardımcı. Adem Yavuz ben, beş sesim hala burada. Fakat şimdi bizim bu Rauf Denktaş çeperimizde obese kameraları var, EDESA var. Trafikte pek sorun olmuyor. Gayet güzel çalışıyor. Fakat hemen karşıya geçtiğimizde Mevlevi Yanlı Caddesi'ne tam ışıkların karşısı Seyit Nizam Mahallesi'nde ve orada büyük bir yığılma var. Sağ tarafta çift sıra fark ediyorlar. Tek sıraya düşüyor ve ondan sonra bizim mahalle devamlı şey yapıyor, yığılma yapıyor. Yani o niye bir çözüm, nasıl olur? Oradaki araçları, o park edenler, yasal bir park değil. Yani bilmiyorum, çekiciler olur, diğer trafik bir arkadaşlar gidip ceza yazıp, onları ikaz edip oradan kaldırmak lazım. Orada bölünmüş yolu dahi kapatıyorlar, tek sıraya düşüyoruz. Bu sefer o kavşak devamlı yoğun. Aşağıdan gelen dönemiyor, Seyit Nizam'a giden geçemiyor. Bizim mahallede yığılma oluyor. Onunla ilgili bir önlem alınırsa sevinirim. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ben Kazlı Çeşme muhtarıyım. Benim bir sorum olacak. Ben geçen sefer kent konseyinde bir hocamız okullardaki sıkıntıyı dile getirmişti ama ben hocamı tutamıyorum şu anda burada. Acaba o UPS'nin orası Haluk Gündeğer, UPS o AKEV'lerin olduğu yerde talebelerimize bazı sıkıntılar yaratıyormuş. Acaba o günden bugüne orada bir gelişme oldu mu? Ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Çünkü hepimizin çocukları, torunlarımız hep okuyorlar. Kapkaççı deniliyor, taciz deniliyor. Ben o gün çok üzüldüm. Bir de benim Kazlı Çeşme mahallemde Mehmet Akif Erçel sokakta bir park yapıldı. Sağ olsun başkanım oraya güzel bir park yaptı. Fakat o parkı dinerciler, valiciler, hapçılar, hastanenin tarafından gelerek mahvettiler. Sonra biz parkı kaldırdık. Şu anda orada çekyat kuruyorlar, yakıyorlar, koltuk kuruyor, yakıyorlar. Şu anda uyuşturucunun tam bir merkezi oldu orası. Mal sahibine söylüyorum, mal sahibinin hiç umru değil. Ondan sonra oraya diyorum bir duvar çekelim. Diyor ki ben orayı kiraya vereceğim. Öyle yanan yeri, yakıp yıkılan yeri kimse kiralamaz. Fakat dediğim gibi çok tehlikeli. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında kız çocuklarımıza hastanenin tarafından bu tarafa uyuşturucu verildiğini birkaç kere gözümde de gördüm. Emniyete de bildirdim. Oraya gece ekip istedim. Oranın dolaşılmasını istedim. Fakat bakıyorum şu anda hiçbir gelişme yok. Aileler geçen gün ateş yapmışlar. İtfaiye çağırmışlar. Evler bitişik. Bir de Beş Kardeşler Sokağı'nın Zafer Başkan'ın bile Lebim'in yanında bir Asa Meşruat vardı. Şimdi orası boşaldı. Orada da bir ev var. Evin ne sahiplerini bıraktılar, ne camlarını bıraktılar. Şimdi demir kapıları kırıp geçen gün 16 tane Suriyeli çıkarttılar içeriden. Bundan 3 gün önce de oraya 2-3 tane genç kızı kapatmışlar. Tabii ben ertesi gün duyuyorum bunu. Ayakkabılarını sokaktan toplamışlar, çamaşırlarını toplamışlar. O ev orada çok tehlikeli olmaya başladı. Mal sahibini arıyorum, mal sahibi bana diyor ki sen muhtarsın, ben de senin malın bekçisi değilim. Ben dedim size durumu bildiriyorum, siz de gerekeni yapın. Yani ben orayı da bildiriyorum. Fakat her iki nokta çok tehlikeli oldu bizim için. Bir de trafik. Bu Beş Kardeşler girişine başkanın biliyor, oraya bir tuzak yapılacak, o mahallenin
bir girişi var, bir çıkışı. Her gün o sokağın başında kavga oluyor. Yine birbirini yiyor. Çünkü birisi giriş yapıyor, birisi çıkış yapıyor derken trafik tıkanıyor orada. Bir de Fox var şimdi biliyorsunuz. Beş kardeşler sokağımıza Fox geldi. 24 saat o aralar sürekli işliyor. Bir de delicilerin olduğu yer, bir de işçiler derken her akşam orada bir kaos var. Bir de bu tren hattını yapılıyor biliyorsunuz, tabii ki siz de biliyorsunuz. Onun yaya geçidi yapımı, orası zifiri karanlık. Oraya ben bir ışık istedim ya da bir trafik yapması istedim. En azından çünkü vatandaşlar o güzergahı kullanıyor. Ha, bir trafik ışığı olursa hızlı gelmelerini engelleriz. Sağ olsun belediyemize rica ettim, sadece set koydum. Ama setler yeterli gelmedi. Çünkü gene hızlı gidiyorlar. Setleri jet gibi geçiyorlar, hiçbir şeyse olmaz. Ben bir o yere geçtim, oraya bir trafik ışığı istiyorum. Çünkü orayı çocuklar kullanıyor. Nazikpaşa İlk Öğretim Okulu'nun Türk çocukları o yolları kullanıyorlar. Bir de çok halim orasını, geçen gün muhtarıma da söyledik. Bir de oraya acilen bir trafik, belediye geçişi tam karşı taraf. Orası da çok tehlikeli. Bir de buraya bir duba konulmuş plastik. Akşam o dubaları oradan çekiyorlar. O yolu da kullanıyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Fahrettin Karakılıç, AKEL Gazetesi yöneticisiyim, başkanıyım. Sayın Müdürüm, bunu genelde ben daha önce zaten başkanımla çok paylaştım ama bizim sabahla işe giderken site sakinlerimizin inanılmaz bir şikayeti var. Tekstilciler Nursemler'in arkasına park ediyorlar. Ve geçen gün yine bir tartışma yaşandı. Her gün bir tartışma mutlaka oluyor. Genelde bakıyorum şikayetler hep aynı. Çünkü başına gelenleri anlatıyor insanlar. Dolayısıyla orada park ediyorlar ve arabaları çekmiyorlar kesinlikle. Servis arabaları geliyor, oraya farklı araçlar geliyor, minibüsler, tramvaylar ve 20 dakikada 5 metre yolu geçemiyoruz. Ben defayet trafiği aradım, 112-155 arıyorum, sürekli bitiriyorum. Maalesef ben 2 yıldır başkanım ve bir çözüm bulamadım. Buna acil bir çözüm rica edeceğim. Ben belediye ve emniyet işbirliği mi olur veya başka bir şekilde mi olur? Bunlara yardımcı olmanızı istiyorum, istirham ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Saniye Sezgin İlk Öğretim Okulu'nda okullarda bir bilgi görevliyim. Bizim sorunumuz İmam Hatip Lisesi'nin önünde olan ışıklar. Bunun sebebi de sürücülerin yeşil ışıkta geçmesi özellikle. Birçok bir kızımla birlikte yani çarpma şeyi geçirdim yani. Aynı şekilde diğer aileler de çok şikayet ediyorlar. Kırmızı ışıkta kesinlikle durmuyorlar. Oraya biz mümkünse mobese kamerası istiyoruz. Yani varsa da bilmiyorum nasıl önlem alacaksın ama çok tehlikeli bir yer. Esselamu aleyküm. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ben kendim Esselamu aleyküm ve Esselamu aleyküm ben. Bu Türkiye'de kalan bu zenginler için bir kere acaba bu fatura için tanıyor mu acaba? Sorun şu. Şimdi zaaflarının görevine ilgili bunu soruyorum ben. Ben dün Üstürk Camisi'nin orada bir cenaze törenine katıldım. Adam babasının sabun malı gibi yolun ortasına arabayı paylaşmış gidiyor. Ya bu ne demek yani? Bu zaaflarına niye müdahale ediyorum? Kendisi getirip niye orada tutamasın? Ben de merak ediyorum. İkincisi orada cenaze dayanık yapılır. Ben tuvalısına kurulu bir cenaze dayanık sınırlar değil. İkincisi, bu İçişler Bakanı'nın görevinde bir de sorun soruyor. Şu an Zeyfler Aran'ın görevinde. Eğer ben bir yetkiler başına işler benim veriyorsa, hizmet karşı bir konuşmalar sonra, doğru mu? Hizmet yok. Türkiye'de her şeyin uğrakma asayişi var. Bana çiğ şey vermemez. Bizim orada mahallede bir geçen gün bir olaya sahip oldum 15 yıl önce. Bir batıda sitede yatıyor. Yaralı olarak bizim hayatlarına bizim sahip oldum. Bu sağlık odanın görevinde ambulanslarım da benim bütün ambulans hastaya müdahale edip acilen koşmaları doğru mu? Ama ne yaptı orada arkadaşlar şeyler görevinde? Yok. Polis gelmekmiş. Tamam polis aradı. Bizler de şey aradı. Bizler de merkezlerine acaba benim durumda mı? Hatta bunların da merkezlerine. Adam sadece
ses yok. Doğru mu? Sağlık odasını ürün odası. Gerçekten sağlık odası. Barası bir doğumlu üniversite. Sağlık odası verenler bir şeyler var. Doğumlu üniversite. Güzel tane şahidim var. Bunu ben hayatımda da bilmem. Orada insanın amacası derim. Yoksa işler bana bakacak. Yoksa sağlık odası ben gidiyorum. Türkiye'de bence hiçbir şey doğru gitmiyor. Bana hiç yer almıyor. Ben hiç yer almıyorum. Ben de dedim. Ben bunlar yapmak için çok güzel oldu. Evet, hiç de tarih yok. Bana icat lazım. Adam terazide gidiyor. Terazide evler. Efendim, Sayın Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldıray Baş, çok değerli kaymakamımıza, çok değerli emniyet müdürüme, belediye başkan vekiline, çok değerli siyasi partilere, değerli temsilcilerine iyi günler diliyorum. Değerli öğrencilerimize de, değerli hanımefendilere de başarılara dahil olsun. Peki bunda büyüklerimin, atalarımın İlk gelenimde ben biri olarak Beytun'un çocuğuyuz, Beytun'un evladıyız. Şu anda evimiz burada. Federasyonumuzun genel merkezi de burada. Beytun'da yaşadığımız için birkaç özel konuları paylaşmak istiyorum. Özellikle otopark sorunumuz var. Tabii bu çözülemez, kolay değil çözülmez ama yürüyüş yollarında, dün akşamda televizyonda basından takip ettik. Bir park sorunundan dolayı kaldırımı işgal edilmiş. Bu çözülemiyor ama hayatta çözülüyor. Ve yine aracımızı kullanırken ışıklarda özellikle tiltine cimbaleci çocukların araçlarımızı tahsis etmesi şansımızda da var, diğer arkadaşlar da var diye tahmin ediyorum. Bir de bilmiyorum tahminen bu var mı? Bu çok sesli egzozlar. Gençler özellikle kullanıyorlar. Özellikle bazı gençler işte 3-5 milyar verip bir Tofaş marka araba alıyorlar. Bu egzozlardan rahatsız oluyoruz. Tabii büyüklerimiz var. Evde huzur yok. Onlara dikkat etmek lazım. Bilmiyorum kanunen bunun bir yaptırımı var, var mıdır? Son olarak da benim de çocuğum liste okuyor. Ama çocuğumla, evladımla özel konuşmalarında okullarda çok sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bunlarla ilgili okul çıkışlarında sıkıntı olduğunu söylüyor. Gençler burada biraz sonra söz alacaklardır. Taciz, tartışma, niye yan baktın, niye ters baktın? Belki bizler İdareciyiz. Belki kendimizi ifade edebiliyoruz. Evlatlarımızı birilerinden koruyabiliyoruz ama kendilerini ifade edemeyen toplumda yürümeye çalışan hemşehrilerimiz ve dostlarımız bu sorunu nasıl çözerler? Bundan dolayı biraz tedbir alınırsa memnun kalırız. Ben çok değerli emniyet mensubunda görev yapan değerli hemşehrilerime, değerli polis mensubu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Onların yolları açık olsun. Yüce Yaradan onları korusun. Yaptıkları işler, görevler zor bir görev. O yüzden Allah bizi beraber bu olmasın, saygılar sunuyorum. Öncelikle selamlar. Ben Dütükurt'un Muşanlıca'yı sesinden Emre Karagöz'üm. Ben okula metro ile gidip geliyorum. Metrolarda hiçbir tedbir göremiyorum. Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Bunun şey yapılmasını istiyorum, gerekeni. Ben İzzet Açıköz, Tekva Kültür Spor Kulübü'ne yönetici Seyit İzzet Mahallesi'ndeki sorunları söylemek istiyorum. Sayın Emre Karime amirime söylüyorum. Dün 23 sokakta benim 40 yıllık komşumun kızı, 20 yaşındaki kızı tinerciler tam düğün salonunun önünde yakalıyorlar. Kızı darp ediyorlar. Kız buraya bunlar yürüyor. Arasına gidiyorlar 25 sokakta. Çünkü çocuğu dövüyorlar. Çocuk polise gidiyor, emniyete gidiyor. Emniyet, polis memuru şunu söylüyor. Kızım sen git, biz haftaya bunları toplayacağız. Sen adamları gördüğünde tanır mısın? Önünde kapıda gel, sen bunu kesti. Ben çok merak ediyorum. Emniyet acaba haftada bir gün bu tinercilere ekmek, yemek mi veriyor? Ya bizim semtimizde tinercilerden sokağa çıkamıyor. Cuma pazarında kapçılardan sokağa çıkamıyor. Gece sokağa çıkamıyor. Yani korkuyoruz. Akşam Zeytinburnu'nda ben 30 yıldır buradayım. Ama şu son 5 yıl içerisinde bizim Zeytinburnu'ndan en az 50 tane aile burayı terk etti. Bu hapçıların, hükçülerin, tinercilerin yüzünden burayı terk etti. Hepimiz Zeytinburnu'na yaşıyoruz. Zeytinburnu İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Tek gözüm kentsel dönüş. Tek gözüm kentsel dönüş.
Başka bir çözümümüz yok. Tokin evlerinde dairelere 1,5 bitiriyorum. Tokin evlerine benim evimin arasında 200 metre var. Bizim orada daireler 200 metre. Kentsel dönüşüm olsa bu haptura, hüptura, tiner dönen bir tanesi olmaz. Teşekkür ediyorum. Pardon. Asıl söylemek istediğim olay kamera istiyoruz. Kamera. İki senedir kişiye de toplantıya da geldim. Bu toplantıya da geliyorum. Bizim sokakta yani özellikle Seyit Nizam'da üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yani Seyit Nizam'da üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yani Merkez Efendi'nin her sokağında şey var, kamera var ama bizim Seyit Nizam'da kamera yok. Bak başkan burada bakıyor. Başkanın sokağında mahallesinin en kör noktasında şey var. Kamera var ama bizim Seyit Nizam'da yok. Biz Seyit Nizam'da yaşayamıyoruz. Yani parkımız yok ya. Parkımız yok. Ya duydum, muhtarın önünde bir parkımız var, belediye orayı otopark yapacağım, kat otopark yapacağım. Bizim kat otoparkına ihtiyacımız yok ki. Biz mahalle semti olarak gidip oturacağımız bir yer yok. Kahvelere gidiyoruz, kahvelere sanki şey, sigara içmek serbest, kahvelere sigara, sigaradan gidilmiyor. Yani astım hastası, kahvelere gidemiyor. Ama oturacağımızda bir yer yok. Teşekkür ediyorum. Öncelikle merhaba, ben Türk Okulmuş Lisesi'ni okuyan Ceren Çakır. Ben geçen hafta bir gaspa uğradım. Hemen polisi aradım. Fakat polis yarım saat bir saat sonra geldi. Olay yerine bu polisler neden geç kalıyor, ben bunu öğrenmek istiyorum. Hadi. Teşekkür ederim. Sen şanslısın, sana gelmişler bize gelmediler. Sen sorunu sor. Öncelikle merhaba. Sen devam et. Marin devam et. Devam et. Ben Söğüt Okulu'nun Şirinlisi 11'e öğrencisi Marin Aydoğlu. Benim tek problemim Yeşiltepe'de 14 yıl boyunca kaldım. Ve hala da kalıyorum. Köşe başlarında ve sokak başlarında belli, hani kimliği belirsiz insanlar var. Yanlarına gençler geliyor, gidiyor, arabalar. Yani belirli bir araba var. Hani bugün sigaraya başlatılan bir çocuk yarın uyuşturucu başlayabilir. Bunun önemli, böyle sorunların önlenmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Sen de. Öncelikle merhaba. Şimdi burası resmi bir ortam. Özür dilerim, kestiysen de. Şimdi herkes biliyor ki Zeytinburnu'da büyüyen insanlar Zeytinburnu tost pembe bir yer değil. Şimdi bizim mahalle, Sümer mahallede oturuyorum ben. Ben 17 yaşında olmama rağmen şu ana kadar Zeytinburnu'da ne kadar pislik varsa hepsini yaşadığımda gördüm. Şimdi bizim oraya toplu konut diye bir şey getirdiler. Bize diyorlar ki Zeytinburnu değişti. Bizim orada çoğu bina yıktılar. Zaten Zeytinburnu'da biliyorsunuz ki Çanakkale'den buraya gelen kaçak sayısı çok. Hani bu insanların vebalini sürdürecekler, onları kimse bilemez. Şimdi bizim üst üste 3 sokağımız, 26-2 sokağında ben kullanamadılar. Şimdi benim sonuçta bir kız kardeşim var, annem var. Hani Türkiye'de bir özgürlük var. Benim mesela kardeşim oradan geçemiyor. Herkes biliyor ki burada herkes annesi için, kız kardeşinin canları. Şimdi benim ailemde her gün kavga çıkıyor. Bu Suriyelerden çok rahatsız. Benim ailemde, benden daha küçük çocuk. Uyuşturucunun emniyetini kullanıyor. Korex attı, eroin attı, her uyuşturucu kullanıyor. Yani klorosanın tokenin içen var bizim mahallede. Biz mesela mahallede kavga çıkıyor. Biz memuru arıyoruz, çağırıyoruz. Memur yarım saat sonra geldi. Biz Suriye'den birbirini buldu. Hani öğlen oldu, öğlen oldu, yalan yalandı. Memur yeni geldi, tutmuş beni arıyor. Afiyorum, ben zaten çaldım, kes sesini diyor, beni bir numara yapıştırıyor. Bundan bir sene öncesine kadar ben beyefendi okulun arasında kavga ettim. İki senelik bir mahkemem vardı. Ben geçen sene bir daha kavgadan düştüm. Hadsizleri düştüm talep olan. Karakoldayım, sivil çocuk şubedeyim. Bir tane beyefendi, sivil polis bana diyor ki sen dedi daha önce buraya geldin mi dedi. Geldim dedi. Diyor ki seni buldukları görmeyeceğim. Ya böyle bir şey var mı? Ben de hadsizlere geldim.
ne yaptığını açık görmeyeceğim diyor. Bence şu anda adalet yok bizim ülkemizde. Ya da siyasetimize söyleyeceğiz. Yani bu kadar da... Çekici mühendisliğinde okuyorum. Bizde bir servisler kendisinde sinyalarıcı koymuşlar. Tüm operatörleri, telefonları oturup verdiğim için sinyalı çekmiyor. Onun adına modasyonu sevmiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Neyi koymuşlar? Anlıyorum. Sinyal alıcı koymuşlar ki telefonlarımız çekmiyor bizim evde. Namaz kılanları zarar verdiği için şeyler yapmışlar. Öncelikle böyle bir toplam geçip bütün amirlerimize, arkadaşlara teşekkür ediyorum tertip edenlere. Şemsettin Sami İlk Öğretim Okulu'nun önünde içinde tehlike olduğunu özellikle aykırarak söyleyeyim. Evim 10 yıldır karşısındadır. Gece saat 1'de 2'de ben bu binaya girip çıkanların ne olduğunu çözemedim. Buradan ihbar ediyorum. Yarın bu inşaatın içerisinde bir çocuğu katledebilirler. Üzerinde vinç var. Vinçinde ne olacak? Fırtınada belli olmayabilir. İkinci bir husus. Demirciler Sitesi Cami İmam Hatibi. İsmim Bekir Özçelik. Demirciler Sitesi'nin 10. caddesi. 9. caddesinin inşaatın altında mescit var. Üstünde bir hane var. Buradaki esnafların büyük bir sıkıntısı da var. Onu bir haber yapalım. Her an olaylara gelen bir noktadır. 10. caddede her akşam ateş yakılıyor, içki alemi var. Burada gözümle şahit olduğum bir husustur. Üçüncü bir husus, Seyit Nizam Caddesi. Seyit Nizam Caddesi'nde her akşam Suriyeli ve Türkiye'li de gerginlik var. Evvelki akşam 155'i bizzat aradım. Bankamatiğin önünde Suriyeli bir gencin şahsını da dahi taciz ettiğine şahit. Ve emniyet yetkilileri gerekli ilgiyi göstermişlerdir. Ve bu şahsı takip ettim. Tepe Bağ Dutluk Camii'ni oralarda da kaybettim. Oralarda da yalnız bir inleri olduğunu esnaflardan da öğrendim. Tepe Bağ, Balıklı Çeşme, Balıklı Yolu arasında bir kaldıkları yerler olduğunu bana söylediler. Buradan da bunu hatırlatmak istiyorum. Bu sosyal sorumluluk projesi gereği hepimizin üzerine düşen görev var. Sadece emniyetten tabii ki bekleyemeyiz. Biz vatandaşlar olarak da üzerimize düşen görevi, gençler, öğrenci kardeşlerim, öğretmen kardeşlerim üzerimize düşen görevi hep beraber yapacağız. Ki daha huzurlu, daha mutlu bir Zeytinburnu. Kanaatim budur. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bir cevap kısmına bir şey. Bayağı sorularımız birikti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu toplantının bu tarihte olması benim için de şöyle bir tesadüfü vardır. Geçen sene bugün ben bu ilçeye tayin oldum. Yani bu birinci senedir. İlk geldiğim zaman hem çalışma arkadaşlarımız hem ziyaretine gelen vatandaşlarımızın ilçenin sorunları trafik ve uyuşturucu olarak şahsıma bildirdiler. Bu konuyla ilgili ben de arkadaşlarıma gerekli talimatı verip çalışmaları hızlandırdık. Önce trafikle başlamak istiyorum. İlçemizin tescil ettiği araç sayısı şu an 100 bin civarında. Ortalama bir arabanın 3 metre olduğunu düşünürsek, yani kamyon, kamyonet, minibüs ve diğer arabalar ortalamasını 3 metre alırsak, bunu 100 binle çarptığımızda 300 kilometrelik bir araç uzunluğundan bahsediyoruz. Fakat ilçemizdeki cadde ve sokakların uzunluğu 206 kilometre. Takribi, yani bir 100 kilometrelik aracı trafiği sıkıştırmadan, park ettirmeden dolaştırmaya çalışıyoruz. Yani burada bize bir hak vermenizi şahsen istiyorum. Bazı yerlerde tıkanma olabilir.
Oraya ekiplerimizin ulaşması geç olabilir. Ama bu kadar cadde ve sokağın yoğun olduğu yerde bilgi tıkanmanın sıkışıklığı normal olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar en çok aldığım eleştiri arabaların çok çekilmesi konusuydu. Fakat burada da arabalar neden çekilmiyor eleştirisi alıyorum. Şimdi ben de bir karışıklığa girdim. Arabaları çekelim mi çekmeyelim mi? Yani trafiğin açılması, kısmen araçların çekilmesi ama en büyük yine iş bizlere düşüyor. Kurallara uymamız. Bütün kanunlara uymak herkesin bir ödevi, mecburiyetiymiş gibi anlaşılsa da trafik kanunu maalesef bir kanun değeri görmüyor. Trafik suçları da suç olarak anlaşılmıyor. Kırmızı ışıkta geçmenin, alkollü araba kullanmanın gayet normal olduğu ya da park edilmez yere park edilmenin gayet normal olduğu, başka benim bir suçum olmadığını beyan edildiğini bütün arkadaşların şahsına söylemektedir. Ve ben de bazen duyuyorum. Ama bu trafikle ilgili dediğiniz konuları tekrar araştırıp yapmamız gereken, üzerimize düşen ne varsa bunları yapacağımızı bilmenizi isterim. İkinci konu uyuşturucu bahsedeyim. Uyuşturucu ile ilgili önce şöyle bir rakam vermek istiyorum. Geçen seneki uyuşturucu ticareti rakamı 22 iken bu sene 94 olmuştur. Bu ticaret dediğimiz uyuşturucu satanlarla ilgili. Geçen sene üzerinde uyuşturucu ile yakalanan sayısı 349 iken bu sene 556 olmuştur. Sizin bize bildirmiş olduğunuz uyuşturucu problemi ve arkadaşlarımızın bu problem üzerine odaklanması, yoğunlaşmasıyla bu rakamlardaki artış daha olmuştur ve devam da edecektir. Şunu da bilmenizi isterim. Suçlarla mücadelemiz hukuk çerçevesi içinde yapılmaktadır. Hukuk önünde kişinin suçlu olduğunu hiçbir şüphe götürmeyecek şekilde hazırlamamız ve adli makamlara teslim etmemiz gerekmektedir. Bazı konuların anında müdahale edilmemesini, bunu bizim göz ardı ettiğimizi, umursamadığımızı, unuttuğumuzu sanmayın. Gerekli hukuki altyapısı ve delillerini oluşturmakla bir zaman geçirmekteyiz. Bu konular olgunlaştığı zaman kişi yakalanıp adli meclise sevk edilir. Okullarla ilgili gelen notları aldım. Zaten okul konusunda sorulacağını tahmin ettiğim için bazı rakamlar da getirdim. Şimdi ilçemizde ilkokul 17 tane, 15 tane ortaokul, 24 lisemiz var. Biz bu okullarımızı risk derecesine göre sınıflandırıp 9 okulumuz 1. derece risk sınıfına almışızdır. Akşamleyin ve öğlenleyin giriş çıkışlarında bu okullara ekiplerimiz başka bir önemli bir olay olmadığı sürece takip etmeye çalışmaktadır. UPS ile ilgili muhtarımızın bildirmiş olduğu konuya da cevap vereyim. Orada bu zamana kadar bize intikal eden tek bir olay olmuştur. Olay olduğu anda da suçüstü yakalanıp adli meclise çıkartılmış ve bazı şahıslar tutuklanmıştır. Bunu da bir bilgi olarak size vermek isterim. Hatta mağdur olduğumuzdan bir tanesi de başkanımızın çocuğu. Suriyeli konusunda bilgi vermek istiyorum. İstanbul'da tahmini 500 bin civarında Suriyeli olduğu bilinmektedir. İçimizdeki rakam bizim parmak izi alıp tespit ettiğimiz 15 bine yaklaşmış durumda. Bir 3 bin, 3 bin 500 civarında da randevuyla
bize gelmeyi bekleyen vatandaş vardır. Tahmini 18-19 bin civarında bir ilçemizde Suriyeli var. Bu Suriyelilerin konusu yani bizim ya da diğer ilçelerin ülkemizin sizin belirttiğiniz sorunlar her tarafta söylenen bildirilen sorunlardır. Ama Suriye'deki olaylardan dolayı ülkemizin ikili anlaşma ve tek taraflı koruma hissinden dolayı bu vatandaşlar bir müddet daha burada kalacağını düşünüyorum. İş merkezlerimizin bu site çıkışındaki araç yoğunluğu, buraya gelen kamyonetlerimiz de maalesef buradaki dükkanlarımıza mal getiren araçlardır. Esnafımız kendi aracını sabah erken saatte getirip, dükkanına yük indirip, ondan sonra akşam ilerleyen saatlerde çıktığında kısmen bu dediğiniz sorunları yaşıyoruz. Ama çözüm bulmaya da çalışıyoruz. Müdüre teşekkür ediyorum. Zaten hem emniyet müdürümüz hem de belediye başkan yardımcımız kendi konularına yönelik notlarını aldılar. Değerli hazırım, çıkmalar başladı. Yani artık sıkılmalar başladı. Ortam ısındı. Bu itibarla toplantıyı nihayetlendiriyorum. Değerli dostlar, bir defa görüyoruz ki ülkemizde anlaşıldı sevgili dostum, anladılar. Anladılar seni. Anlattınız. Siz anlattınız, çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, şimdi oraya geliyorum, Evet, şimdi oraya geliyorum. Tamam, sağ olun. Ayrıca şu var, bu genel bir görüşmeli. Bu emniyet müdürümüz, emniyetçi arkadaşlarımız 24 saat emrinizdedir sizin, yüce halkımızın. Her zaman onlarla temas kurma, konuları tartışma, iletme, imkan ve fırsatınız var. Ayrıca BİMER'imiz var. Her gün 24 saat oturduğunuz yerden de soruları iletebiliyorsunuz. Ancak bir de bu arada emniyette ne yapıyor diye sorarsanız emniyette çalışıyor. Söylüyoruz tekrar gene. Ülkemizde bir terör mücadelesi var. Zaten Türk emniyetinin önemli bir kısmını terör kitliyor. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. İki, Zeytinburnu emniyeti kendi imkanları ve fırsatları ölçüsünde arkadaşlarımız koşturuyorlar. Koşturmaya da devam edecekler. Siz sorunlarınızı, ihbarlarınızı sürekli yapınız. Yapınız ki onların önü açılsın, onların yüzdesi artsın. Evet, 2-3 arkadaşımız söyledi, hukuk ölçüsünde devam ediyor. Yani size göre suç görülen bir şey, olgunlaşmadan, ispatlanmadan o bir suç değildir. Onun da olgunlaşması gerekiyor. O konuda da hepimize görev düşüyor. Yani bir suç oluyor ama kişi şikayetçi olmuyor. Yani şikayete bağlı biliyorsunuz suçlar. Şikayetinizi devam ediyor. Efendim hepiniz zahmet ettiniz. Kıymetli vakitlerinizi harcadınız. Teşekkür ediyoruz. Her zaman arkadaşlarımızla görüşürüz. İyi günler görüşürüz. Sağ olun. Denemiş olduğumuz bu toplantısı sona ermiştir. Sizleri foyer alanındaki konteyne davet ediyorum. Arkadaşlar.